Orta ölçekli bir kent olan Adıyaman, 1954 yılında il olarak kabul edildi. Tarihi boyunca 16 farklı medeniyete ev sahipliği yaptı. Gelir kaynağı olarak tarım ve hayvancılık öne çıkıyor. Şimdilerde ise ekonomik ve bölgesel sorunlarla birlikte yerel seçimlere hazırlanıyor. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kentleri gezmeye ve seçimin atmosferini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. 5. durağımız olan Adıyaman'dayız. Adıyaman'da 31 Mart yerel seçimlerinde 348 bini aşkın seçmen hem 8 ilçede hem de merkezde yeni belediye başkanlarını belirleyecek. Peki kriterleri neler olacak? 3 dönemdir AKP tarafından yönetilen bu kentte durum nasıl? Hepsini ekranlara getireceğiz. Adıyaman zaten başı başlı bir eksik bir memleket. Yani şu anda yanımızdaki şehirlere baktığımıza göre yani oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Adıyaman ona göre bir köy. Gerçi fazla bir nüfusumuz yok ama ben şöyle söyleyeyim. Biz bu seçimde aslında başka bir partinin her yıl AK Parti başa geliyor. Biz bu sene benim babam da sandık başkanı. Yani konuşmalara göre yani biz bu sene aslında başka bir partinin Adıyaman'ın başında olmasını istiyoruz. Neden? Recep Tayyip Erdoğan çok iyi bir reis olabilir. Ama Adıyaman'a gönderdikleri mesela aday koydukları AK Parti pek yani çalışamıyorlar, yapamıyorlar. Bir yol yapmışlar. Biz bu yolu yaptık ya. Başka ne yaptınız? Yani ondan sonra biz bu sene bir AK Parti'ye bir ders vermek istiyoruz. İşsizlikten bayağı bir sorunumuz var. Şimdi Adıyaman'da da bir nevi nasıl söyleyeyim aynı arkadaşımın söylediği gibi torpil biraz geçiyor yani bu gerçek. İşte belediyede akrabası olan, orada akrabası olan falan filan işte bir şeyi bu çabayla mesela geçebiliyor bir yere. Adıyaman AKP'nin oy bakımından güçlü olduğu adreslerden biri. Ancak ekonomideki kötü gidiş ve tepkiler sandığa yansıyacak gibi. Öne çıkan sorunlar neler burada? Öne çıkan sorunlarımız işsizlik yani. Gençlerimizin iş bulamama sıkıntısı. Eğitim yani eğitimde bitirdikten sonra bir yerlere atanma çabası. Yani sıkıntılar bunlar başka türlü. Neden atanamıyor gençler Türkiye'de? İyi puanlar atanamıyor. Yani biraz da şu var yani torpil olsun, referans olsun. Gençlerin en büyük sıkıntısı bu. Amcası, dayısı mesela milletvekili genelde. Onlar atanıyor, iyi puan alanlar bir yere gidemiyor. Sıkıntımız bu yani. Yollarımız kötü yani genellikle. Şu anda şehir merkezinde bile arabalar sıkıntı çekiyor. En önemli sorunumuz da yol sorunu. Peki sizce bu seçimlerde Adıyaman'da değişir mi bir şeyler yoksa aynı devam eder mi? Başa gelecek kişiler yani yapabilecek kabiliyette kişilerimiz var. İnşallah da olurlar yani ama geçmişte kalan kişiler yani bugüne kadar hep yattılar. İşsizlik sarmalıyla boğuşan kentte seçmenin adaylardan beklentisi yüksek. Adaylar cephesinde ise tempo giderek artıyor. AKP'nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç'ın karşısındaki en güçlü adaylardan biri Saadet Partisi adayı Ahmet Faruk Ünsal. Ünsal'a destek veren HDP'nin merkezde 23 bin civarında, CHP'nin ise 16 bin civarında oyu bulunuyor. Bu tabloya göre çekişmenin Kılınç ve Ünsal arasında geçmesi bekleniyor. Eskiden cumhurbaşkanları ya da parti genel başkanlarının televizyonları, ekranları bu kadar meşgul ettiği hiç görülmemişti. Dolayısıyla genel başkanlar çıktığı zaman bir hava olurdu, bir heyecan yaratırdı. Tayyip Bey hem kendi yüzünü eskitti hem genel başkanlık makamını hem cumhurbaşkanlığı makamını çok şey yaptı, çok eskitti. Dolayısıyla artık bir seçim havası maalesef yaşamıyoruz. Siyasal tekelleşmeye ve bu siyasal tekelleşmenin nezaketsiz, düşmanlaştırıcı, ötekileştirici, nefret dili kullanan söyleminden bıktık, yorulduk. Seçmen yoruldu, AK Partililerin kendileri yoruldu ve öyle gözüküyor ki bu seçimde yani AK Parti Adıyaman'da inşallah önemli bir, beklemediği bir ikazı alacak. Biz sarı kart diyoruz seçmene ama bu kırmızı kart olursa da şaşırmayız. AK Parti'de adalet gibi, işte yanlış yönetim gibi, kayırmacılık gibi, yolsuzluk gibi çok temel ve Kürt sorunundaki çok temel yanlışlar nedeniyle kopmuş biriyim. Sayın Soylu'nun da beni hedef almış olması aslında Adıyaman'da onlar bakımından
işlerin iyi gitmediğinin çok önemli göstergelerinden biri. Yaşadığımız kent ciddi olarak hem merkezi hükümetin uygulamalarından çok çekmiş bir şehir. İşsizlik burada çok fazla. Tütün gibi çok temel bir tarımsal ürün maalesef Adıyaman dışına çıkmıyor ve insanlar tütün ektikleri için dağ bölgesinde ve bu tütünü şehir dışına naklettikleri zaman kaçakçı muamelesi gördükleri için hem para cezasına hem hapis cezasına hem de mallarına mülklerine el konulmak suretiyle mali cezalara çarptırılıyorlar. Bu ciddi olarak kentte bir huzursuzluk kaynağı. Belediye hizmetleri bakımından Adıyaman çok gerçekten çok geri kalmış bir yer. Çevre illerimizin hepsi büyük şehir. Bir tek Adıyaman büyük şehir statüsünde değil. Dolayısıyla biraz göç veriyoruz. Komşularla kendimizi kıyasladığımız zaman hizmet almadığımızı görüyoruz. Oysa Adıyaman AK Parti'ye bütün seçimlerde, bütün referandumlarda, bütün yerel seçimlerde çok yüksek oranda destek vermiş bir şehir olmasına rağmen verdiği desteğin karşılığını bulamamış ve bir hayal kırıklığı yaşayan bir şehir. Büyük sorunları olan kentimizi şeffaf, katılımcı, mahalle meclisleriyle birlikte yerinden yöneterek bu sorunların üstesinden geleceğiz inşallah. Ünsal sadece CHP ve HDP seçmeninden değil, Alevilerden ve diğer inanç gruplarından da yoğun destek alıyor. Halkımız şu anda çok yoğun bir ilgi ve talep gösteriyor Sayın Ahmet Faruk Ünsal'a. Ve bu ilgi ilginçtir, Alevi toplumundan geliyor. Yani belki kafanızda Aleviler ve Saadet nasıl oluyor? Aslında mesele Saadet ve Alevi meselesi değil. Mesele, konu Türkiye'nin geleceğidir. HDP, Adıyaman'ın iki beldesinde kendi adaylarıyla belediye başkanlığı yarışına giriyor. Bu süreçte sık sık engellerle de karşılaşıyor. Ahmet Faruk Ünsal Bey'in Saadet Partisi'nden aday oluşu ile birlikte adayın adalet anlayışı, belediye yönetimi anlayışı, insan haklarına bakış açısı, etnik inanç gruplarına, etnik kimlik gruplarına bakış açısından kaynaklı bizim tabanımızın ve CHP'nin tabanının büyük çoğunluğunda bu Sayın Ahmet Faruk Ünsal'ın destekleneceği konusunda ciddi anlamda bir beklenti oluştu ve o beklenti yönetim olarak bize de yansıdı. Biz de genel merkezle yaptığımız görüşmeler sonucunda Adıyaman merkezde belediye başkanı adayı göstermeyerek Ahmet Faruk Ünsal Bey'i destekleme kararı aldık. Kömür Beldesi ve Çelikhan ilçemizin Bulam dediğimiz Pınarbaşı Beldesi'nde belediye bizim belediyemizdi. Bizim tarafından yönetiliyordu. Fakat 7 ay önce merkeze bağlı Kömür Belediye Başkanımız gözaltına alındı ve 7 aydır tutuklu. Şu anda henüz hakkında hazırlanmış, düzenlenmiş bir iddianame yok. Neyle suçlandığı konusunda herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Hala bekliyoruz. Ya bu tutuklamanın yerine kayyum atamanın siyasi amaçlı, diğer belediyelerimizde olduğu gibi burada da siyasi amaçlı yapıldığını artık Kömür halkı da Adıyaman halkı büyük çoğunluğu bilmektedir. Çelikhan ilçesine bağlı Bulam beldemizde şu anda belediye başkanı adayımız 4 gün önce gözaltına alındı. Hala gözaltında. Onun da şimdiye kadar hangi gerekçeyle gözaltına alındığı konusunda bir bilgimiz yok. Bu gözaltıların da yine siyasi amaçlı bu seçimlere etkili olumsuz etki bırakma adına yapıldı. İnancındayız. Umarım iktidar bu anlayışından, düşüncesinden vazgeçir. Siyasiler ittifaklar içinde ve dışında çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürüyor. Seçilecek olan belediye başkanlarını ise kentsel sorunlar zinciri bekliyor. Şehre seçilecek başkanlar herkes bütün böyle proje üzerinde, kağıt üzerinde çok kolay ve düzenli bir şey, hızlı bir şekilde yapacaklarını belirtiyorlar ama muhtemelen çok kolay olmayacaktır. Bir de seçilecek adaya şimdiden hazırlıklı olmasını söylüyorum. Çünkü Adıyaman'da son 10 yılda ortaya çıkmış çok ciddi bir problem var. Sel problemi. Her kışın belli bir yağışların böyle ani ve hızlı dolu yağdığı dönemde Adıyaman'ın şehrin kuzey tarafı neredeyse sele teslim oluyor. Ciddi manada bununla ilgili maddi hasarlar oluşuyor. Çok şükür daha öteye geçmemiş durumda ama yapması gereken ilk şey bu. Bunun da çözümü çok zor değil aslında. Kentin kuzeyinden geçen bir kuşaklama kanalıyla bu problemi çözebilirler. Maliyet olarak da çok ciddi bir problem değil. Çünkü
Sel geldiği zaman, aniden bastırdığı zaman oradaki insanların maddi kayıplarını düşündüğümüzde, belediyenin o anki hızlı bir şekilde ekiplerinin dağılımını düşündüğümüzde aslında çok hızlı ve çok gergin bir şekilde bir her selde bize bir maliyete sebep oluyor, neden oluyor. Fakat bir kuşaklama kanalıyla bu çözülebilecekse, ki teknik olarak böyle, bizim de hesaplamalarımız, kurumların da yaptığı hesaplamalar sonucunda çözülebilir. Yapması gereken ilk şey bu. İkinci şey, şimdi şöyle söyleyeyim, bu belki çok iyi değil ama Adıyaman'da otopark olan bir alan hala yok. Yani bir kent olmuşsunuz, 2019 yılındasınız ve bu kent Adıyaman, işte Türkiye'nin hatırladığım kadarıyla 33. büyük ili. Eğer yanlış biliyorsam affedin beni. Ama hala bir otopark alanı yok. Yani bu, hafızamı zorluyorum ama bir adet bile bulamıyorum. Bu kötü bir durum. Adayların hızlı bir şekilde bu otopark soluna el atması lazım. Bu belki kuşaklama kanalıyla kuşaklama kanalı gibi kolay çözülecek bir problem değil. Çünkü burada mülkiyet merkezde otopark problemi olduğu için çok kıymetli. Dolayısıyla bu kıymet bir bedelden geçiyor ve belediye bütçesi buna ne kadar müsait olur onu bilmiyorum ama temel problemimiz bu. Onun dışında şimdi belediye başkanları 5 yıllık seçiliyor. Ama önümüzde 5 yıllık değil de çok daha büyük bir problem var. Yapı kalitesi stoğumuz. Şimdi Adıyaman işte kent merkezinin bulunduğu kısım 2. derecede deprem bölgesi hatırladığım kadarıyla. Ama yapı stoğu, yapı kalitesi olarak özellikle 20 yıldan daha yaşlı yapılarda ciddi manada bir deprem riski altında olan, yani bir depremde Allah göstermesin can kaybına, mal kaybına sebebiyet verecek yapılar var. Şimdi önünüzde sizin sıcakla ilgili ciddi bir problem varken, tabi bu biraz da dünya iklimiyle ilgili bir şey, küresel ısınmayla ilgili bir şey, Adıyaman özelinde bir şey değil ama biz kendi çaremizi, kendi söküğümüzü dikebilirsek bu manada söylüyorum. Şimdi Adıyaman sıcak, dolayısıyla ağaca ihtiyacımız var. Adıyaman'a gidip oturabileceğin böyle çok açık alanlar yok. Yani kişi başına hesap ettiğinizde belki imar planları üzerinde 10 metrekare kadar bir inşaat alanı düşebilir ama park alanı düşebilir ama bunu yapılmış olan parklara vurduğumuzda muhtemelen 1 metrekareye geçeceğini ben kesinlikle düşünmüyorum. 1 metrekare de olmayabilir yani. Hani çok da şey yapmayayım. Dolayısıyla başkanlara şunu söylüyorum. Kısmet olur hangisi seçilirse, bir ağaç dikmek zor değil. Yani siz sadece ağacı dikin, park olmasa da olur ama ağaç dikildikten sonra o zaten belli bir süre sonra insanlar gide gele orayı bir mesire alanı, bir dinlenme alanı. Yani o oradaki ağaç kendi kimliğini kendi belirleyecektir. Siz artık eskide eve ekmek götürüyorduk, şimdi eve ekmek de götüremiyoruz. Yani çok zor oldu. Biz hep dedik Tayyip da artık ileri gitti, millete bakmıyor artık. Zaten çok kötü bu milletvekiller, sahtekarlar hep. Hep tek kendi düşünüyorlar. Başka kimseyi düşünmüyorlar. Diyor benim ekmeğim gelsin, başka adamlar ne olsa olsun. İşte öyle iyidir. Kim böyle hainlik yapıyor, bizim emeğimiz onlara zehir sokum olsun. Halk sadece belediye hizmetlerinin yetersizliğine değil, Adıyaman için hayati önem taşıyan tütün yetiştiriciliği politikasına da sert tepki gösteriyor. Bir tütün vardı, o tütünü de kaldırdılar. Tütün senelik bir gelirdi yani. Vatandaş senede bir kere bir alışveriş yapardı, tütüne bağlardı. Tütünü kaldırdığım zaman ben o parayı öderim. Ev vermeyi, nişanı, düğünü müğünü hep ona bağlarlardı. O da kalkınca işler durdu. Yani şimdi bir buğdayla olmuyor. Bir buğday ekmeğiyle, bir buğday ne eder? Ancak karın toklu olur. Ama babamın bir ufak tarlası var tütün yaptığı zaman. O biraz kahlındırıyor kendini yani. Ama buğday kurtarmaz yani. O da olmayınca Adıyaman'da da böyle iş sıkıntısı oluyor. Yani şimdi kötü olduğu kadar hiçbir zaman kötü olmadı. Bir sene sağ olsunlar, önünü bıraktılar, o da menfaat için. Önünü bıraktılar, dediler ki, efendim işte karışmıyoruz. Açık açık söylüyorlar, biz karışmıyoruz. Seçimler biter, başlarlar. Seçime yanaşır, karışmazlar. Adıyaman'ın 7'den tut 77'sine kadar bütün
ekmeği, bütün masrafı tütünden gelir. Tütünün dışında hiçbir geliri yoktur. Dışarıdan gelen tütünün vergisini hemen hemen sıfıra düşürdüler. Vergisiz dışarıdan tütün getirebiliyorsun diyorlar. Sonra da geliyorlar mitinglerde diyorlar ki efendim tütün sağlığa zararlıdır. Ya zararlıysa Amerika'nın tütünü sağlığa zararlı değil mi? Yani bugün hani bir milletvekilimizin deyimiyle Johnny amcanınki zararlı değil de Abzer amcanın tütünü mü zararlı? Yani zararlıysa bütün tütünler, bütün tütün mamulleri zararlı. Türkiye için, vatandaş için mecburi olan hizmetleri kalkıp da millete bir şeyler yapmış gibi sunuyorlar. Ya zaten yolun mecburudur sen bana yol yapasın. Çünkü sen benden vergini alıyorsun. Ha vergi demişken diyorlar bu kaçak tütün vergisizdir. Vergisi devlet vergi almadığı için diyor ki kaçaktır. Yahu kardeşim ben kendi bir üreticiyim. Hem üretip getir burada satıyorum. Ben bunu tarlada 10 dönümlük yere traktörümle sularım. İşte bir göletten veya bir yerden su atmak için 10 dönümlük yere haftada bir sularım ve her bir seferde 1000 TL ben giderim mazot alırım. Ben bu mazotun vergisini sonuçta ödüyorum. Hani diyorlar ya bunun vergisi yoktur. Aslında en büyük vergi bundandır. Ben 10 dönümlük yerde kaldıracağım 1 ton. Kaldıracağım 1 ton. Sonuna kadar 10 su veriyorum. 10 su veriyorum. 10.000 TL sadece mazota veriyorum ya. Mazot parası. Peki mazotun yüzde kaçı vergidir? Bana biri çıksın açıklasın ya. Bire bir senin cebinden şunu cebinden parayı çıkaramadıkları için kaçak. Bire bir. Sırf onun için kaçak diyorlar. Ha başka dolaylı yollardan ben bunun vergisini ödüyorum. Ama nedir? Ben bunu sattığımda bu 5 kilodur. Ben bu 5 kiloyu sattığımda lüzum devlet diyor ki sen bu 5 kilonun 3 kilosunu getir bana ver. Vermesen kaçaktır. Onun için kaçak diyorlar. Bak Johnny amcadan diyor ki ben 20 dal sigara satıyorum. Yani bu Philip Morris. Yani Johnny amca dediğim odur. Philip Morris diyor ki ben 20 dal sigaranın 17'sini devlete vergi olarak ödüyorum. 17'sini devlete vergi olarak ödüyorum. Ha bunu halkından alamadığı için. Ama ben de diyorum ki senin halkının huzuru, senin halkının mutluluğu parayla ölçülür mü? Peki kentte önceki seçimlerde tablo nasıldı? 30 Mart 2014 seçimlerinde %52.17 oy alan AKP birinci, %17.65 oy alan CHP ikinci ve %9.49 oy alan MHP üçüncü olarak listelere girmişti. 24 Haziran genel seçimlerine baktığımızda ise %64.2 oy alan Cumhur İttifakı'nın karşısında %18.9 ile Millet İttifakı'nı, %15.4 ile de HDP'yi görüyoruz. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde il il gezmeye devam ediyoruz. Seçim turumuzun 5. durağı olan Adıyaman'daydık. Adıyaman'da da hem seçmenle hem adaylarla görüştük. Buradaki seçim tablosuna baktığımız zaman AKP'nin, MHP'nin ve İYİ Parti'nin ayrı ayrı adaylarla bu yarışta bulunduğunu görüyoruz. Karşılarına baktığımız zaman da hem HDP hem de CHP seçmeninin de desteğini alan Saadet Partisi adayı Ahmet Faruk Ünsal'ın bulunduğunu görüyoruz. AKP seçmeni dahil herkesle konuştuk. Burada özellikle 3 dönemdir hizmet edilememesinden, kente yatırım yapılmamasından şikayet ediliyor. Bir diğer sorun ise aslında tütünün yasaklanıyor olması kentte büyük bir kriz yaratıyor. Halkın pek mutlu olduğunu söyleyemeyeceğiz. Ancak burada Adıyaman seçmeninin 31 Mart'ta hangi refleksi göstereceğini hep birlikte göreceğiz.